Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf din kültürü 2. dönem 1. yazılı çalışmasını yapıyoruz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce eğer videomuza like atmadıysanız like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu hafta sınavı olan arkadaşlarımız için sizlere daha fazla test videoları atmaya çalışacağız. Eğer buradaki tüm soruları doğru yaparsanız sınavda iyi bir sonuç alabilirsiniz arkadaşlar. Gelin şimdi başlayalım. Birinci sorumuz, aşağıda isimleri verilen peygamberlere gönderilen ilahi kitapları karşılarına doğru bir şekilde yazınız. İşte hemen söyleyelim arkadaşlar. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Davud'a Zebur ve Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim indirmiştir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. İmanın şartlarını maddeler halinde yazınız. Hemen söyleyelim. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve kadere iman olarak 6'ya ayırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz, aşağıda cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. Allah, insan ve cinleri ibadet etmeleri için yaratmıştır. Doğru arkadaşlar, şimdi size bununla ilgili bir ayet okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır. Arapçası وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sadakallahu lazim demiş Rabbimiz. Kıraat namazında bir süre ayakta durmak gerekir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Müslüman olsun ya da olmasın herkese namaz farzdır. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Niyet etmek namaz rükularından biridir. Tabii ki de yanlış arkadaşlar. Kıyam namazın rükularından biridir. Doğrudur. Farz-ı kifaye olan tek namaz cenaze namazıdır. Doğru. Kadir'de hesap sormakla görevli melekler münker ve nekerdir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıda bazı kişilerin adları verilmiştir. Bunları Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem yakınlık derecesine göre eşleştiriniz. Hemen yapalım. Amcaları, oğulları, dostları ve süt kardeşleri olarak ayıracağız. Amcaları Ebu Talip, Abbas ve Hamza'dır. 7, 8 ve 9. Oğulları ise Kasım, Abdullah ve İbrahim'dir. 10, 11, 12. Dostları ise Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'dır. 1, 2 ve 3. Süt kardeşleri ise Abdullah bin Haris, Şeyma ve Üneyse'dir arkadaşlar. 4, 5 ve 6. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Peygamberimiz, ey Allah'ın kulları, hepiniz kardeş olunuz. Sözü dinimizin hangi özelliğini göstermektedir? A. Akla önem verdiğini, B. Sevgi ve barış dini olduğunu, ilme önem verdiğini, evrensel bir din olduğunu, tabii ki arkadaşlar sevgi ve barış dini olduğunu, yani B cevabımız. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın evrensel bir din olduğuna işaret etmektedir denilmiş. İbadetlerde kolaylık sağlaması değildir arkadaşlar. İnsanlarla iyi geçinmeyi emretmesi bu da değildir. Akla önem vermesi bu da değildir. Sadece Araplara değil tüm insanlar için gönderilmesi tabii ki arkadaşlar cevabımız Denizli. Üçüncü sorumuza bakalım. Peygamberlere Allah'ın vahiyini getirmekle görevli melek hangisidir arkadaşlar? Cevabımız A. Cebrail aleyhisselam'dı arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Doğa olaylarının olmasından sorumlu melek hangisidir? Tabii ki Mikail aleyhisselam arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Namaz kılarken ayakta durmak demek ne anlama gelir? Tabii ki arkadaşlar kıyam anlamına gelir. Cevabımız Adana. Altıncı soru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili hangisi yanlıştır? İşleri yoğun olduğu zamanlarda misafirlerle ilgilenmezdi. Bu yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız Adana. Yine de diğerlerine bakalım. Misafir ağırlamanın büyük bir iyilik olduğunu söylerdi. Tabii ki.
misafire ikram edilmesini isterdi. Evet, misafirin yaptığı duanın kabul olacağını söylerdi. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız A. 7. soruya bakalım. Aşağıdaki namazlardan hangisi sadece Ramazan ayında kılınır? Akşam namazı arkadaşlar her gün kılınır. Cuma namazı cuma gününde, bayram namazı ise bayramda kılınır. Fakat teravih namazı Ramazan ayında kılındığı için cevabımız Ceyhan. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Malındaki kırkta bir o fakirin hakkıdır. Verirsen Allah onu arttırır, zengine farzdır, verene de kul yapar, vermeyenin parası pul yapar. Malı temizler, malını helal eder, verdiğinden eksilmez, sadece kiri gider. Yukarıda bahsedilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi olabilir arkadaşlar? Tabii ki zekat olabilir. Zekat. Çünkü verirsen Allah onu arttırır ve o fakirin hakkıdır ve zenginlere farzdır. Verirsen kul yapar, vermezsen de pul yapar deniliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer videomuzun sonuna geldiyseniz videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.